Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel kırmızı düz renk bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizinle e, tek renkle yapılan incili bir örnek paylaşacağım. Eee yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım oyam için hazırladım. Şöyle göstereyim yakından da. Tığlama ile ilgili problem yaşıyorsanız ya da benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak bütün püf noktalarımı paylaştığım videomu bulabilirsiniz. Ee, kullandığım incimden başlayayım önce arkadaşlar. İncilerim en küçük boy plastik inci. E, bu incilerle ilgili küçük bir uyarı yapalım videomuzun başında. E, bu inciler ütüyle temas ettiği zaman bu parlak kaplamasını kaybediyor ve e, biraz böyle buruşuk bir görüntü alıyor, kötü plastik bir görüntü alıyor. E, ütülerken e, en az iki kat tülbent örtün ya da kalın bir ütü bezi kullanın. Benim tavsiyem bu şekilde. E, i̇pimin rengini söyleyip hemen oyama geçmek istiyorum. İpim Altın Başak marka 211 numara kırmızı. Kullandığım tığımda. 22 numara. iki sırada giden çok güzel, çok zarif bir örnek paylaşacağım. Hemen oyamıza başlayalım. Modelimin ilk sırası için ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şöyle tığ battımı da yakından göstermiş olayım. Tığ battımın altından sık iğne ile giriyorum. ipimi tutturuyorum. İpimi tutturduktan sonra arkadaşlar yaklaşık 3 tığ battı uzunluğunda şöyle yan düşündüğümüz zaman 3 tığ battı uzunluğunda olacak şekilde geniş örümcekler yapıyoruz. Şöyle göstereyim örümceğimin da. Şöyle yan tuttuğumda 3 tığ battı kadar olsun. Geliyorum bir sonraki tığ battıdan. Tutturuyorum. Yine aynı şekilde örümcek yapıyorum. Bu tür örümcekli modelleri paylaştığım zaman genellikle örümcekliler aynı boyda olmuyor benim yaptıklarım. Kalemle yapsam ya da şişle yapsam olur mu? Şeklinde çok yorum geliyor. Hemen bu yorumların yanıtını vermiş olalım. E, oluyor tabii ama görüntü aynı olmuyor. Bu aklınızda olsun. E, bence örnek mendilin kenarında bir örümcekle bir de kalemle deneyin. E, görüntünün aynı olmadığını zaten fark edeceksinizdir. Ona göre bir seçim yaparsınız. E, kalemle yapıldığında da kötü olmuyor aslında ama İpim bugün değişik geldi sanki elime. Kalemle yapıldığında da kötü olmuyor ama dediğim gibi farklı bir görüntü oluyor. Bir sonraki tığbattıdan giriyorum. Şurayı bir düzelteyim arkadaşlar çabucak. Bu şekilde örümcekler yaparak ilk sırayı, oyamızın ilk sırasını tamamlıyoruz. Bu sıranın biraz sıkıcı gittiğini ben de kabul ediyorum. Ben de çok fazla hoşlanarak yapmıyorum ama üst kısmını yapıldığında çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ee, örümcek yapamayanlar ya da örümceklerim aynı boyda olmuyor diyenler ve şikayet edenler için de bir süre sonra insanın eli alışıyor. Aklınızda bulunsun. Şöyle biraz bir başlayın. Sonra bakacaksınız zaten düzgün gitmeye başlamış. Ee, bir de örümcekleri açarken vereceğim bir püf noktası var onu da söyleyeyim. Ee, örümcekleri açarken sonuna kadar açmayın. Ee, böylece e, yarım bırakırsanız eğer ütülerken hepsi aşağı yukarı aynı boyda gibi açılıyor. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde... Devam ediyoruz. Bunu da yapayım ben arkadaşlar. Biraz çoğaltayım. Çünkü zaman zaman da dile getiriyorum. Model birazcık çoğaldığı zaman kendini daha güzel gösteriyor. Nasıl bir model olursa olsun. Bazen ben bakıyorum örnek mendilinin kenarında pek güzel görünmeyen böyle sanki kırış kırış olacakmış gibi duran modeller yazmanın kenarına yapıldığında çok güzel görünebiliyor. Bu nedenle birazcık çok yapalım. Modelin güzelliği size model modelin güzelliğini siz de fark edebilmiş olun hızlıca ben bunu biraz çoğaltayım arkadaşlar devam edelim bu ilk sırası böyle devam ediyor Arkadaşlar ben örneğimin e, nasıl olduğu anlaşılacak kadar e, ilk sıramı arttırdım örümcek sırası ve bu sıra yapıldıktan sonra e, bu sırada ince kullanmadık ikinci sıraya başlıyoruz ve ikinci sırada ince kullanacağız hemen ikinci sıra için ilmeğimi oluşturuyorum. Ben ikinci sırayı da aynı renkten yapmayı uygun buldum. Çünkü inci daha güzel kendini göstersin diye. Ama isterseniz iki farklı renkle de bu model yapılabilir. İlmeğimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi oyamın ön yüzündeyim. Biraz daha net olsun. Yakından göstermek istiyorum. Oyamın ön yüzünde örümceklerim şöyle yukarıdan baktığım zaman önde kalan ve arkada kalan bölümleri var. Önde kalan bir ve ikinci telden giriyorum. Biraz çektim. Sonuna kadar çekmiyorum. Şöyle bir geriye doğru döndürüyorum. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Sanki biraz e, asıl önemli dikkat edilmesi gereken yerde biraz bulanık göründü. İki teli açıyorum. Örümceğimin iki telini geriye doğru böyle bir döndürüyorum. İçinden ilmeğimle girdim. Sık iğnemi yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Aynı yere tekrar şöyle göstereyim. Trabzanımı yaptım. ikişer ikişer çıkarak. Üstüne bir zincir çektim. Bir tane inci kaydırıyorum. İncimi düğümledim. Sonra şöyle göstereyim arkadaşlar. Üstüne bir zincir daha çektim. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Birinci sık iğnem. ikinci sık iğnem. Üçüncü. Dördüncü sık iğnem. Beşincisi. Yine yuva olarak kullandığım bölümde böyle oluyor üstüne 2 tane zincir çektim. Sıradaki iki örümceğimden giriyorum önde kalan bölümlerden birinci ve ikinciden girdim. Açıyorum sonuna kadar açmanıza gerek yok ütülerken de açılacaktır biraz. Bir geriye doğru dönüyorum. Sık iğne ile. Tutturdum önce. Sonra 2 zincir çekiyorum bir defa doladım yine oluşan kıvrımdaki yuvaya giriyorum ikişer ikişer çıkıp trabzanımı yapıyorum bir zincir çektim bir tane inci kaydırıyorum incimi düğümledim üstüne bir zincir daha çektim burada arkadaşlar yaptığım trabzanımın önünden giriyorum birinci sık iğnem ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü sık iğnem beşincisi yuva olarak kullandığım yerde olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine iki zincir çektim üstüne. Yine sıradaki bir ve ikinci örümceğimin öndeki telinden giriyorum. Çektim biraz yukarı doğru. Bir geriye döndüm. Sık iğne ile girdim. Oluşan halkaya iki zincir çekiyorum üzerine. Bir defa doladım. Yine aynı yere girdim. İki iki çıkıp trabzan yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir tane inci kaydırdım. İncimi düğümlüyorum. Bir tane üstüne tekrar zincir çekiyorum. Burada yaptığım trabzanımın önünden girdim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sık iğnemi yaptım. Beşinci sık iğnem yine yuvada. Beşinci sık iğnemi yaptıktan sonra üstüne yine iki tane zincir çektim. Sıradaki iki örümceğimden açıyorum önde kalan iki telden giriyorum. Geriye doğru bir dönüyorum. Sık iğne ile girdim. Üstüne 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya giriyorum. 2 i̇ki ikişer çıktım. Bir zincir çektim. İncimi kaydırıyorum. Düğümledim. Bir tane daha zincir çektim. O yaptığım trabzanın önüne giriyorum şimdi. Kirpik düğümler gibi sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnem. Üçüncü, dördüncü. Geldim yine yuvaya sık iğne ile tamamladım. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir, birkaç tane inci kaydıralım. İncili örnek yaparken ya da boncuklu inciler ya çok fazla beriye geliyor ya çok fazla geride kalıyor. Ee, yine sıradaki iki örümceğimin öndeki tellerini açtım. Geriye döndüm. Sık iğne ile giriyorum. 2 zincir çektim üzerine bir defa doladım yine aynı yerden giriyorum 2 2 çıktım bir zincir çektim bir inci kaydırdım üstüne bir zincir daha çekiyorum döndüm yaptığım trabzanımın önünden 1 2 3 4 sık iğne yaptım 5.sini yine yuvaya yaptım yine 2 zincir çekiyorum Sıradaki iki örümceğimi açıyorum öndeki telden bunu yaparken denerken ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar geri dönüyorum sık iğne ile girdim üstüne bir iki zincir çektim bunu da yapalım sonra ben hızlıca hemen yapacağım bir defa doladım yine yuvaya geliyorum İki iki çıktım bir zincir çektim kaydırdım incimi düğümledim bir zincir daha çektim. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnem yine yuvada. Ben arkadaşlar hızlı bir şekilde bunu tamamlayayım. Şu anda tabi biraz böyle e, düzensiz duruyor. Ütülendikten sonra çok daha iyi görünecek. Ütüleyip sizinle ütülenmiş halini bitmiş halini paylaşmak istiyorum. Boyamı ben e, tamamladım. Yaptığım bölümünü ve ütüyle hafifçe düzelttim arkadaşlar. Ütülendikten sonra özellikle çok güzel görünen bir model oluyor. Siz de benim gibi inci örnekleri seviyorsanız eğer bu modeli de beğenirsiniz diye düşünüyorum. E, videomu beğendiyseniz, modelimi beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Herkes yapsın. inşallah güzel günlerde sağlıkla kullansın.